Değerli izleyenler, bu yıl yaz ekranında kentlerimizi ekranlarınıza taşıyacağız. Ancak bu kentleri, o kenti yaşamının parçası yapanların gözüyle bakmaya çalışacağız. İlk olarak başkent Lefkoşa'dayız ve başkent Lefkoşa'yı yaşamının bir parçası haline getiren araştırmacı yazar Mete Hatay'ın gözünden Lefkoşa'yı ekranlarınıza taşıyacağız. Şu an bulunduğumuz nokta aslında geçmişte de günümüzde de kısmen Lefkoşa'nın ticari merkezi olan Arasta'nın kalbindeyiz. Ve bu noktadan hareketle Lefkoşa'ya Mete Hatay'ın gözünden bakacağız. Evet Mete, öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın, bu projeye dahil oldun. Lefkoşa'da önemli bir nokta, Arasta'nın kalbi. Lefkoşa'nın kuzeyi ile güneyi birleştiren bir noktadayız. Buradan hareketle nasıl bakıyoruz Lefkoşa'ya? Lefkoşa tabii burası, buraya baktığımızda da görebileceğiniz gibi çok katmanlı bir kent merkezi esasında burası. Bir hafıza merkezi, birçok anıyı içinde barındıran ama yeniyle de devamlı bir iç içe geçişmişlik yaşayan bir yer. Tabii Arasta'nın burası bildiğiniz gibi açılan lokmacı kapısıyla birlikte. Burası çöküntü alanıydı şehrin. Her şehirlerde olduğu gibi bazı merkezler belli bir süre sonra çürümeye ve çöküntü alanına dönüşür, terk edilir. Burada da belli tarihsel nedenlerden dolayı şehirde bir terk edilmiş yaşanmıştı. Kapının açılmasıyla birlikte tekrar bir canlanma hali yaşamaya başladı Lefkoşa'nın bu bölgesi. Evet, Arasta o canlılığı ve o çok renkliliği gösteren bir mekan. Güneyden gelen Kıbrıslı Rumların devamlı ziyaret ettiği bir yer. Burada yaşayan Lefkoşa tabii aynı zamanda bir göçmen kenti. Bu 1950'lere kadar gidiyor. Yani iç göç yaşamış, civar köylerden buraya sığınmış birçok insanın yaşadığı bir yerdi. Burada devamlı bir değişim enerjisi var. Bazen negatif, bazen pozitif. Savaşlardan dolayı birçok insan buraları terk etmiş, birçok insan buralara yerleşmiş. 74 sonrası Türkiye'den bir göç almış. İşte ekonomik değişimlerle, devinimlerle de birçok farklı yöreden, ülkeden insanların gelip buluştuğu bir mekandan bahsediyoruz Lefkoşa'da. Bu da Lefkoşa'ya beni çok çeken bir şey. Lefkoşalı olmamın haricinde bu çok renklilik. Ben büyük haz alıyorum ben. Birçok insan çok renkliliği, tehlikeli de görebilir. Ben pek öyle görmüyorum. Zenginlik olarak görmeyi tercih ediyorum. Tabii ki ani nüfus olan yerlerde belli kaygılar, korkular da beraberinde gelir ama burada o surlar içerisinde özellikle son dönemlerde onun bir nebze olsun yumuşadığını görüyoruz. Bir alışkanlık, yani bir göçmen kendi olduğumuzun kabulü üzerinden bir yeni dönem yaşıyoruz. Bu da kent sakinlerinin tümü böyle mi algılıyor? Senin gözlemin nedir bu yönde? Tabii ki herkes böyle algılamıyor. Bir kesim insan için, çünkü Lefkoşa'nın merkezi 1980'lerle birlikte terk edildi. Uzun yıllar uğranmadı bile. Yani esas Lefkoşalılar tarafından. Onun ne dedi ne neydi? İşte 1963-74 arasında bir geto haline gelmişti Lefkoşa. O sıkışmışlık içerisindeki yaşam 74'ten sonra büyüyen coğrafyayla birlikte insanlar farklı mahallelere taşındı. Bu eski Rum mahalleleri olabilir, sosyal konutlar olabilir vesaire. Yerlere taşınınca burası da ilk o valizci, bohçacı dediğimiz tüccarlar vardı. Mobil tüccarlar Türkiye arasında. Onların yerleşimiyle 90'larda inşaat işçilerin gelmesiyle birlikte bir nüfus değişimi yaşadı. Eski konaklar pansiyona dönüştü. Yıkılmak üzere olan. Bunların çoğunun da miras sorunu var. Yani 10-15 mirasçısı olan yerler doğru dürüst bir anlaşma da olmadığı için bu yerler böyle bazen yıkılmaya terk edilen yerler. O yıkılmaya terk edilme eşiğinde de kime kiralanabilir? İşte ucuz iş gücü, parası olmayan insanlara kiralanmıştı. Onun için sınıfsal olarak da bir dönüşüm yaşamış bir Lefkoşa'dan bahsediyoruz o dönemde. O insanların biraz daha kalıcılaşması,
Yeni göçmenlerin gelmesi, şimdi baktığımızda sadece Türkiye'den gelen göçmenler değil, dünyanın 40 yerinden farklı göçmenlerin de Lefkoşa'ya geldiğine ilk durak yeri oldu. Hala, gerçi şimdi fiyatlar artmaya başladı Lefkoşa'nın bir moda olmasından sonra son 3-4 yıl içerisinde. Özellikle sermayenin gözü tekrar Lefkoşa'ya döndü ve burada farklı farklı mekanlar restore edilerek, kafeler, barlar, butik oteller açılarak buranın değeri artmaya başladı. Değeri artınca da her ülkede olduğu gibi çöküntü alanları dönüşüme uğrar. Bu dönüşüm içerisinde yeni yeni dinamikler oluştu. Bu defa o yeni sermayeye çalışmak için gelen işçiler oluştu. Öğrenci nüfusta artış var. Farklı coğrafyalar girdi devreye, Afrika gibi, Orta Doğu gibi. Onların yansımaları mekana da hissetmeye başladık. İşte biraz ileride Filistin restoranı var, şu dükkanda Afrikalı bir çocuk çalışıyor falan. Baktığınızda bütün mekan o şeyiyle dönüşmeye başladı. Ama o enerjiyi ben seviyorum, o dönüşümü. Tabii problemleriyle birlikte geliyor. Dediğim gibi bir yeni bölgeye gelen insanların adaptasyon zorunluluğu var. Bir de o bölgenin insanların onlara adapte olma zorunluluğu var. Karşılıklı bir adaptasyon sorunu var. Dediğim gibi Lefkoşa biraz tecrübeli olduğu için, bir de göçmen durak noktası olduğu için biraz daha adaptasyon kolay oldu diyebiliriz. Sorunlar var mı? Hala daha var. Hala daha kaygılar var. İlk gelen işçiler yeni gelen işçilere tepki göstermeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Ama onun haricinde dediğim gibi bir hafıza mekanı. Bu hafıza mekanı da eski Lefkoşa'yı terk etmiş insanların geri biraz turist gibi geri dönüşleri var. Bunları da seyrediyorum ben dolanırken. Onların böyle şey acil bir şekilde yangından mal kaçırır gibi nostaljik objeleri toplayarak mesela yaşlı bir dükkan sahibinin fotoğrafını çekerek onu müzeleştirme döneminden de geçiyoruz şimdi. Çok ilginç bir şekilde hem yeniyle bir uyum sorunu olmasına rağmen bir adaptasyon dönemi yaşadık, hem bir de eskinin salvage nostalji dediğimiz nostaljisinin müzeleştirilmesi dönemini de yaşıyoruz burada. Bu bize mi özgü yoksa bu dönüşümler dünyanın her yerinde yaşanan dönüşümlerde, göç olan yerlerde, göç şehirlerinde yaşanan bir olgu. Berlin'de de benzeri yaşanmıştı zamanında. Londra'da benzeri şekilde yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Belli mahalleleri, mesela geçenlerde Londra'dayken orada gördüm. Belli mahallelerle ilgili işte sözlü tarih araştırmaları, ah eskiden böyleydi falan var. Batum'a gittim, Batum'da ah eskiden biz bu limanda yürürdük falan. Şimdi kokusu değişti, bilmem nesi değişti falan gibi sızlanmanın yanında Batum'daki yeni enerjiyi görüyorsun. Orada bir bazen fazla da olsa bir yapılaşma ve onun getirdiği çok renklilik oralarda da bir. Burada da yani dediğim gibi dünyanın her yerinde yaşanan bir olgudan bahsediyoruz. Onun için Lefkoşa'da bu genel şey içerisinde irdelemekte yer var. Tabii bu Lefkoşa'nın başka bir özelliği bölünmüş bir kent olması. Bu bölünmüş kentin getirdiği de negatif ve pozitif enerjiler var. Bunlar zaman zaman yaşanmakta. Sınırlarda bazen tansiyonlar artmakta. O sınırla ilgili bir kültür gelişmekte. İnsanların tavırlarında, şeylerinde yani sınırı aşma, daha aşan bir tavır geliştiren gençler var mesela. Daha birlikte yaşamı gerçekleştirmeye çalışan. Tabii Lefkoşa'nın bir de son 4-5 senelik bir dönüşümü var ki onu mekanlarda grafitiler, resimler vesaire olarak da görüyoruz. Bunlar da yeni nesil gençlerin özellikle 2003'ten sonra Avrupa'da da eğitim görme fırsatı bulmuş bazı gençlerin geri dönüp orada gördükleri aynı olguların enerjisini buraya transfer ettiklerini görüyoruz. Burada sanatsal faaliyetlerin arttığını görüyoruz. O şehir ve göçmen şehir, çok kültürlü şehir enerjisinden iyice yararlandıklarını görüyoruz. Bu da sanatsal bir dönüşümü de beraber getiriyor. Evet, bu genel tahlili ortaya koyduktan sonra Mete Hatay'ın gözüyle surlar içinin vazgeçilmezleri nelerdir? Benim için vazgeçilmezlerden bir tanesi tabii ki şuradaki Lefkeliler Meydanı'nda oturup kahvemi içip oradaki dostlarla sohbet etmek. Bende de var o belli nostalji turları.
Ama onun ötesinde yeni arkadaşlarla buralarda, yeni nesille, yeni heyecanları yeni kafeler, yeni barlar. Yeni kafeler, yeni barlar, yeni kafalar. Yeni kafalar. Çok önemlidir. Yani kafayı yenilemek kadar önemli de bir şey yoktur. İnsan eğer sadece kendi kafasının, eski kafasının hafıza bazen çok ağır bir yük de olabilir insanda. O hafızayı yenileyecek yeni heyecanlar gerekir. Onlarla birlikte olmak benim için vazgeçilmez bir şey. Lefkoşa'da o heyecan var. Yani benim daha önce göçmen olarak bulunduğum Londra'da, Viyana'daki yaşadığım şeyleri şimdi buraya yerleşen çocuklar ve burada hayat kurmaya çalışan insanlarla bir iletişimde olan çocuklarla da görüyorum. Yine orada tabii biraz eskiye özlem yine var ama yeniyle bütünleşme çok önemli bence. Onun için bahsettiğim bu yeni açılan mekanlar bana heyecan veriyor. Bazen de korkutuyor. Çünkü bu mekanların hepsi kendiliğinden organik gelişen yerler değil. Çünkü belli bir süre sonra buraların popüler olması daha büyük ölçekli şirketlerin de buraya göz dikmesine neden oluyor. O da yakında büyük brand markaların tek tipleştiren öğelerin de bir işgaline uğrama korkusunu hissediyorum ki bunu yavaş yavaş hissetmeye başladık burada büyük büyük markalarda şeydir. Güney'de mesela var gittiğinizde Güney'de o meşhur hamburger markalarından tut bilmem nelere kadar esas Lefkoşa'nın o çok kültürlüğünden bir tek tipçi daha kültürel emperyalist bir tavır olarak görüyorum. Hem de sermayenin bir ele geçirme şeyi olarak görüyorum. Yani daha butik, daha organik gelişmeleri, yani bu gençlerin yaptıkları gelişmeleri daha ön planda tutuyorum. Ondan dolayı heyecanlıyorum. Evet, eski mekanlarda dolaşıyorum. Benim zaten Lefkoşalı olduğum için dedem berberdi. Kumarcılar Hanı'nın girişinde berberlik yapıyordu. Oradan geçerken, çocukluk anılarım yaşarken diğer dedem Hacı Hasan, Hacı Fehmi, Varsakçı falan. Onun daha çok Mahmut Paşa taraflarındaki eski mekanlarını falan vesaire. Bunları devamlı yaşıyorum. Her geçtiğimde de hatırlıyorum. Yani unutmaz insan. O hatırlamanın yanında dediğim gibi bu yeni arkadaşlardan yeni yeni şeyler öğreniyorum. Evet, aslında çok iyi bir tahlilde bulundunuz. Lefkoşa'yı adeta görüntüye gerek kalmadan herkesin gözünün önüne geldi. Ama şimdi bu sizin gözünüzle tanımladığınız bu mekanları dilersen birkaç adım atıp yakından görelim ve sohbetimize devam edelim. Olur. Evet, buyur Mete. Mete Hatay'la Lefkoşa'yı konuşmaya devam ediyoruz. Evet, Lefkoşa'da bir sokağı yürüdük. O sokaktan başka bir noktaya ulaştık. Uray Sokağı geçtik. Mete, Uray Sokağı ayrı bir önem veriyorsun sen. Evet. Lefkoşa'nın bu dönüşümünü orada takip etme imkanım var. Ve az önceki sohbetimizde bahsettiğin Avrupa'da eğitim görüp adaya dönen, biraz işsizlikle yüzleştikten sonra kendi mekanlarını açmayı tercih eden gençlerin aslında kümelendiği bir yere dönüştü. Buradan hareketle Lefkoşa'nın bu dönüşümü hep olumlu yönde mi oluyor?
Evet. Bunun olumsuzluklarının da var olduğuna değinmiştin ama evet. Nedir? Şimdi dediğim gibi yani bu gençlerin başlattığı organik dönüşüm çok olumlu. Ayrıca bu bahsetmediğimiz bir şey var. Bu dönüşüm bir yakınlaşma alanı ortaya çıkarttı. Yani Lefkoşa'yı bir yakınlaşma alanı, iki toplumlu, iki tarafın toplumlarının yeni nesillerin kucaklaştığı bir alana da dönüştürdü. Bu dönüşümler, bu kafeler, bu sanat faaliyetleri, sokak sanatı vesaire. Mesela bir büyük mevlevi, bir sufi grafitisi vardır. Herkesin şeddi, hatta ödül de aldı o yurt dışında. Onu yapan mesela bir Rum çocuk, sokak sanatçısı, paparazzi diye. Güneyde yapamadı resmi. Onu güneyde yapmak istemiş, izin vermediler. Burada yaptı. Barış'ı simgeleyen, sufilik üzerinden biraz daha kucaklayıcı bir tavır. Yani aynı zamanda Osmanlı kültürü, yani Türklerle ilgili, Kıbrıslı Türklerle ilgili bir kültürü de kucakladığını iddia ediyor. Paparazzi onu yaparken. Bunun yanında birçok daha Fransız artistlerin, yani yerelle evrenselin buluştuğu, aynı zamanda iki toplumun buluştuğu bir mekan oldu. Bu dönemde Uray Sokağı'nda Stüdyo 21 diye bir stüdyo açıldı. Derviş Zeybek yönetiminde. O dans stüdyosuydu. Bu dans stüdyosunda buradaki göçmen çocuklar vesairenin de katılımıyla break dans ve bu sokak yapılan danslar gelişti. O çocuklar hepsi üniversiteye gitti daha sonra. Dans hocası oldular vesaire. Yani orada bir sosyal mobilite de sağladı aynı zamanda bu tür yerler. Dediğim gibi göçmen yerli kaynaşması aynı zamanda iki toplumun da kaynaşma alanı olarak, yakınlaşma alanı olarak bir Lefkoşa ortaya çıktı. Bu da bana büyük heyecan veriyor. Bu sokakta yürüdüğümde her dilden lisan duyuyorsun, dil duyuyorsun, Rumca, Türkçe, Arapça vesaire. Ve o insanların gerçekten hiçbir zorlama olmadan, ya biri fasilite etmeden, bir fonlama da olmadan yapılmış aktiviteler bunlar. Gönülden yapılmış aktivitelerin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Bundan doğan bir de festival oluştu. Yuka Blend Festival. Dervişle konuştuğumda Yuka bir şey vardı, mamut vardı. Bulvar Sibirya'da bir yerde onun ismiydi ama aynı zamanda bir bitkinin ismi Yuka. Tabii Lefkoşa hep Yasemin'le özdeşleştirilir. Evet. Yuka nereden diyeceksin. Yuka dayanıklı bir bitki. Yasemin gibi pörsmez, beyaz da değil. Yani daha bir silik bir görüntüsü var ama o adaptasyonu da temsil eden bir bitki. Blend dediği de kaynaşma. Yani o bitkinin getirdiği kaynaşma ortamı. Bu festival de onu yarattı. 10 bin insan katıldı bu festivale. 2 sene önce, pandemiden önce son evet. Yapılanı hatırlıyorum. Mercan Dede de burada konser vermişti o dönemde. Çok heyecanlı bir dönemdi. Ve onun etkilerini görüyorsun. İşte Lefkoşa'nın o organik dönüşümüne katkılar başladı bu defa. Daha uluslararası örgütler, TC elçiliği de dahil olmak üzere, vakıflar vesaire bunlar bu restorasyon faaliyetlerine çoğalmaya başladı ilgiyi de görünce. Onun pozitif etkileri oldu belli mekanların restore edilmesiyle ama bazen şey de kaçtı tabii. Ölçü mü kaçtı? Ölçü de kaçtı. Mesela eski yatırlar falan vardı. O yatırlara aniden bir böyle hiç başka yerde görülmemiş uyduruk böyle daha kiç mezarlar yapıldı. Yani yeniden icat edilen mezarlar oluştu etrafta. Orada biraz abartı vardı. Yani dönüşme, restore etme, illa yeni bir şey yapma değil, yenileştirme, nezihleştirirken eskiyi de korumak lazım. Esas özünü korumak lazım oranın. Bunlar yaşandı. Mekansal alanda böyle daha kiç diyebileceğimiz tek tip mezarlar. Sanki mak mezar diyebiliriz. Aralarında belki McDonald's gibi mak mezar. 100 yıl farkları olan mezarlar tek tipleşti. Mezarlar hepsi aynı, işte mezar taşları aynileşti vesaire. Bunlar tabii büyük hatalardı. Onun haricinde güzel şeyler yapılmadı mı? İşte zaten Büyük Han'ın o restorasyonu 2000'lerin başında bitti. O da bir devinin sağladı.
bu şeyde. Turistik açıdan daha çok. Ama dediğim bu Uray Sokak'ta çıkan göçmen çocuklarının dans ekipleriyle başlayan bu şey, festivalimsi hava devam etti. Pandemide bir ara oldu. Kapılar kapandı. Lokmacının kapanması büyük bir travma yarattı o çocuklar üzerinde. Şimdi yenile yine tekrardan bir kucaklaşma yaşanıyor. Tabii bu yaşanırken ortam da değişti tabii. Bazı engeller sınırlarda falan filan hala daha devam ediyor. Gerçi pandemi engelleri kaldırıldı. Ama ona benzer iki tarafta da bazı engeller oluşabiliyor. Ama yakınlaşma alanı olarak da Lefkoşa heyecan verici bir yer. Evet, bunun özellikle altını çiziyorsun. Peki evet. Biz adım atmaya devam edelim Lefkoşa'da bakalım. Tabii tabii. Hafızamız neleri yeniden bize anımsatacak. Tabii tabii. Ve onları konuşmaya devam ederiz. Tamam ya. Değerli izleyenler, Mete Atay'ın gözünden Lefkoşa'ya bakmaya devam ediyoruz. En son Uray Sokak'tan yürüdük ve saray önüne çok yakın bir noktadayız. 85 yıllık bir kitapçı Rüstem Kitap Evi'nin avlusundayız. Burası başlı başına zaten Lefkoşa'nın kimliğinin bir parçası haline geldi ama az önce de ifade ettik. Saray önüne de yakın bir noktadayız. Saray önü de Lefkoşa'nın merkezi. Dilersen oradan başlayalım. Evet. Sonra döneriz Rüstem Kitap Evi'nin önemine. Evet. Saray önü tabii çok önemli ve dikili taş. Rahmetli Necdet Erat'ın bir lafı vardı. Bu dikili taşın dili olsa da anlatsa evet. diye. Evet. Bütün siyasi, sosyal olayların yaşandığı bir yerdi saray önü. Uzun dikili yıllar. Taş da onlara şahitlik etmiş bir taş. Bütün o mitingler, şehirler, Ecevit'in gelmesi, ondan önce İngiliz dönemindeki mitingler vesairenin olduğu bir yerdi. Çok tarihi. Aynı zamanda da idamların yapıldığı mekandı. Aynen. Tabii karşı tarafta Lüzinyan Sarayı olarak bilinen bina aynı zamanda hapishaneyi de içinde barındırıyordu. Ve birçok infaz oralarda yapılıyordu. Bir de ahaliye şey olsun diye. İbret alem diye. Orada yapılıyordu infazlar. 1821 özellikle isyan kalkışması, o zamandan kalkışma korkusuyla 200'e yakın Kıbrıslı Rum ileri gelenin başpiskoposta dahil olmak üzere özellikle iki toplum arasında acıların ta o döneme kadar uzanmasının bir nedeni de bu herhalde. Nedeni de bu. Yani Yunan milliyetçiliğinin doğuşu da o tarihlerde zaten elitler arasında olsa bile başladı. Yunanistan'daki isyan burada da olacak korkusuyla uydurup bazı nedenlerden dolayı yok barut bulmuş bilmem nerede falan diyerek 200 kişi infaz edilmişti. Evet, böyle acılı ama aynı zamanda sevinçli dönemlerinde yaşandığı yerlerdi. İngiliz valisinin de çıkıp sömürge devletinin başı, kraliçenin yaş gününün kutlandığı orada bir de şey var. Valinin konuştuğu yerle ilgili bir kürsü var orada. Sarı taştan yapılmış. Hala da iki aslanlı amblemde duruyor. Rüstem Kitap Evi de işte o dönemlerden 85 yıl önce Rüstem Bey tarafından açılmış çok önemli bir kitapçıdır burası ve bugüne de adapte olmuş bir kitapçı. Benim devamlı geldiğim yerlerden biri. Bir de sergi alanı da açtı yenile Rüstem. Bu gelişen organik sanat faaliyetleri vesaire dedik ya surlar içerisinde onunla adapte olmuş bir yer. Yani
o eski kitap sadece kitapçı olarak değil de bugünün talepleri, istençleri doğrultusunda dönüşmeye çalışan bir mekandayız. Çok sevdiğim bir mekan. Evet, Mete Atay'ın olmazsa olmaz mekanlarından, evet, Lefkoşa, evet. Lefkoşa'dan bahsettiğin zaman, evet, veya evet, Lefkoşa'da dolaştığın zaman, evet, uğramayacağın mekanlardan biri. Peki Sarayönü'nde öyle senin için simgesel, olmazsa olmaz bir yer, mekan var mıdır? Şimdi oradaki mekanlar tabii ki hepsi esasında simgesi. Yani baktığımızda şimdi İngiliz'in modernite anlayışıyla ilk kurguladığı yer aynı zamanda orası. Yani dikili taş dediğimiz taş esasında eski Sarayönü Camisi'nin avlusunda duran Selamisten zamanında tarafına getirilmiş bir sütundur. Onu İngilizler geldikten sonra dikip tekrar Avrupa Kıbrıs'a döndüğü simgeleyen bir dikili taş esasında. Yani Lusignan dönemi Avrupalıların idare ettiği bir Kıbrıs vardı. Onu tekrar Avrupalaştırdık biz İngiliz yönetimiyle demek için dikilmiş bir şeydi o. Üzerinde de bir küre var. Dünya şeyini, iktidarını simgeleyen. Çok bilinen veya rehberlerin, turistlere anlattığı bir hikaye değil aslında. Ha, evet. Yani kolonyal ve Batı medeniyetini simgeleyen bir yer. Orada tabii bunun yanında işlevsel olarak da binalar var. İngiliz'in adaya gelmesiyle birlikte. Neydi? İşte oradaki hapishane gibi kullanılan valilik iptal ediliyor. Yerine mahkemeler kuruluyor. Karşısına posta, yanına telgraf dairesi, onun yanına da telefon dairesi kuruluyor. Yani o gördüğümüz binalar şimdiki Mal Tazmin Komisyonu eski telgraf dairesi sanıyorum. Ya telgraf ya telefon. Postayı biliyoruz zaten. İlk EUKA bombasının da patladığı yerlerden biri. Nisan 1955'te sağ tarafındaki yerinde patlamıştı. Önemli bir yer. Mimari olarak İngiliz döneminde birçok Musevi mimarlar getiriliyordu burada. Bu devlet binalarının yapılsın. O dönemde ilginçtir. İngilizler dikkatli bir şekilde ne Türk mimarisi ne de Yunan mimarisini temsil edecek binalar yapmaya çalışıyorlardı ve buna melanj diyorlar, melez binalar. Yani kimseyi rahatsız etmeyelim. Rüstem işte böyle bir yerde kurulmuş bir kitapçı. Kral Faruk'un gelip alışveriş ettiği, o dönemler Mısır'la çok yakın bir ilişkisi vardı Kıbrıs'ın. Yaz tatillerini Mısırlılar Trodos'ta geçirirdi. Zaten şey esprisi var ya, Kral Faruk yüzünden brandisa var icat edilmişti. bana öyle fazla alkollü olduğu belli olmayacak bir içki hazırlayın demişti. Trodos'taki otelde ve oradaki ismini unuttuğum garson, daha sonra Palace Hotel'de de barmen olmuştu o garson. Brandisava'yı icat etmişti Kral Faruk için. Yani Kral Faruk'un ilginç şeyleri, izleri var Kıbrıs'ta. Bir tanesi de bu kitapçıda izleri devam ediyor. Gazetede de gördüğüm ziyaretlerinde. Çünkü Kral Faruk ana dili Türkçeydi. Mehmet Ali Paşa soyundan gelen. Ve Türkçe kitaplar arıyordu. Burada buluyordu onları da. Böyle bir yeri var. Tabii bu da ilginç. Yani Türkiye coğrafyası da neredeyse aynı uzaklıkta Mısır'a. Ama Kıbrıs'ı tercih ediyordu. Özellikle de İngiliz, evet, yarı İngiliz yönetimi vardı Mısır'da o dönemde. Onun için yani İngiliz'e daha yakındı Kıbrıs adası. İngiliz'in yönetimindeki Kıbrıs adası. Hı hı. O yüzden böyle bir şey vardı. Çünkü farklı cephelerde bulmuşlardı kendilerini Mısır ve Türkiye. İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesiyle birlikte ve oradaki Hidivli'yi krallığa çevirerek bir şekilde vasal bir devlet yaratmışlardı. Nasır da zaten bu işte İngiliz etkisini koloniden kurtulma için yaptığı belli devrimler vardı Nasır'ın o dönemde. O dönemde Mısır çok kültürlü de bir yerdi. Orada yaşayan birçok Kıbrıslı da vardı. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk vardı. Bizim elitlerimiz Kıbrıs'taki Lefkoşalı birçok elit esasında eğitimlerini Mısır'da yapmıştı. Orada görev yapmıştı. Beli paşalar vesaire hep Mısır'da çalışmış insanlardı. Mısırlı Zade adı üzerinde Mısır'da şekerciliği öğrenmiş bir tüccardı. Mısırlı Zade ailesinin kurucusu Mısırlı Zade. Necat Özkan'ın İblilerden, onun babasından bahsediyorum. Yani Mısır'la çok yakın bir ilişkisi vardı Kıbrıs'ın o dönemde.
Evet, Lefkoşa'yı etkileyen dış olaylarla birlikte konuşmaya devam ettik. Hı. Ama artık program süresinin de sonuna doğru geliyoruz. Yaşayan bir organizma olarak Lefkoşa tüm program boyunca konuştuğumuz değişimleri, dönüşümleri, kendi içinde yaşadığı çelişkiler, bu çelişkilerin yarattığı sonuçlarla nereye doğru gidiyor? Şimdi Lefkoşa hem iyi yönde belli dönüşümler var, hem de dediğim gibi biraz tehdit olarak gördüğüm bu sermayenin daha vahşi bir şekilde bakışı. Yani şimdi nezihleşme denilen, gentrification dediğimiz olay dünyanın her yerde olur. Dediğimiz gibi bu çöküntü alanlarına yönelir. İlk artistler vesaire, alternatif gruplar, subkültürler dediğimiz insanlar gelir. Onlar geldikten sonra oralar biraz şenlenir, kendiliğinde organik bir şekilde. Arkasından sermayeler, burada bir ilgi var, turistik merkez olur, turistler merak eder, böyle bir çok renkli ortamı izlemeye gelirler. O da dolayısıyla yatırımları çeker. Bu yatırımlar dikkatli yapılmazsa o zaman çok sentetik bir dönüşüm de yaşayabilir. Yani, o sentetik dönüşüm çöküntüyü mü getirir yoksa o da kendi içerisinde bir derinliğe? O moral, yani o estetik bir çöküntü getirebilir. Evet. Yani eski şeyin organik bir şekilde dönüşmesi farklıdır. Yepyeni restore edilirken eğer eski korunmadan böyle yepyeni dediğimiz gibi o yatır mezarları gibi tuhaf tuhaf yeni kiç şeylere dönüşürse o da yavaş yavaş bu devinimi ortadan kaldırır. Buraya gelen insanlar, otantik ve eksotik olarak buralara sahiplenen insanlar kaçar. Yerine daha çok parayı, işte ne kadar daha mas turizme yönelik bir hale getiririz diye düşünen insanlar gelir. Onlar da daha çok tek tipleşen küresel markalarla buralara alır ve bir özelliği kalmaz Lefkoşa'nın. Yani, evet, ama bu dönüşümleri Lefkoşa birkaç kez yaşadı tarihsel süreci içerisinde, yaşadı, değil mi? Yaşadı. Çünkü az önce seninle birlikte Lefkoşa'yı adımlarken şunları da gözlemledik. Bir yanda taş, kerpiç binalar, onların yanında tabii bu binalar daha mütevazi, iki katlı en fazla. Sonra hemen onların yanı başında muhtemelen 50'li yıllarda inşa edilmeye başlamış daha çok katlı betonarme binalar. Benzer bir tehlike midir? Etmek istediğim. O dönüşümler şeyden dolayı, yaşanan çatışmalardan dolayı ertelendi ve yarım bırakıldı. Esasında 1960'larda Maraş nasıl 70'lerde ortaya çıkmışsa Lefkoşa'da tamamen apartmana doldurulabilirdi apartmanlarla o dönemde. Modernlik anlamında. Çünkü postkolonyal toplumlarda hep modernite çimento üzerinden algılana gelmiştir. Son 100 seneye baktığımızda bir Beyrut gibi, bir ne bileyim Maraş gibi, bir bilmem ne gibi. Buralarda o gelişim başlamıştı. Özellikle güneyde o apartman furyasını görüyoruz. Veya Saray Otel var burada. Saray Otel Kıbrıslı Türklerin modernite anlayışının bir dışa vurumuydu. O dönemde Kıbrıs Türk'ü de modern bir ahalidir. İşte bizim de apartmanımız var, yüksek otelimiz var diyerek yapılmış bir binaydı. 1960'ta özellikle ve Efkaf'ın Kıbrıs Türklerin kontrolüne geçmesiyle birlikte ilk ele geçen Barclays Bank'tan da borçlanarak biraz. Bir de o dönemde anlaşma için verilen bir miktar para vardı. Onları da kullanılarak ilk yapılan bina Efkaf'ın bir otel oldu. Lefkoşa'nın her tarafından görülen bir otel oldu. Öyle bir dönüşüm başlamıştı. 63'te olaylar çıkınca bunlar durdu. O dönemden kalan modern bina örnekleri mevcut. Apartmanlar var belli yerlerde. Bir de işte dediğimiz gibi o katmanlı işte altı Venedik, üstü Osmanlı, cumbası eklenmiş ama altında logoları olan şeyin coat of arms dediğimiz Lüzinyanlardan kalan şeyler olan melez binalar vardı. Veya eklektik olarak gelişmiş binalar vardı. İşte onların bir dönemde yıkıldığını biliyoruz. Özellikle İngilizler 1930'larda güneye baktığımızda işte o neoklasik binaların geldiği, yani o Parthenon'a benzeyen cimnezyum vesairelerin ortaya çıktığı da bir dönem yaşadı burası. Aniden Atina'ya benzemeye başladı. Kıbrıs'ta hiç öyle bir mimari yoktu. Yani çünkü
buraya uğramamıştı o tür mimariler. Fakat onların tahayyülündeki Yunan kimliğinde Partenon ve Dorik mimari vardı. Neoklasik şeyler de onu gösterdi. Şimdi İngilizler neoklasizmi kullandılar İngiltere'de veya başka yerlerde. Burada o kadar fazla bir örneği yok. Bir işte arkeoloji müzesinde Atina'dan getirilen o girişteki sütunlar var vesaireler. Orada biraz Yunan mimarisi görüyoruz. Ama burada o dediğiniz o modernleşme, yani kale alınma, saygı görelim, modern bir modern olmak şeydi. 60'larda özellikle bu kolonilerden, sömürgelerden kurtulan ahaliler kendilerini eski masterlerine, patronlarına göstermek için yaptıkları şeyleri, tavırlarda. Buna öykünme denir. Bir de yani eski üstadları öykünerek eşit duruma gelmeye çalışıyorlardı mimari olarak. Ve bu bazen çok bilinçsizce de yapılıyor. Belki Mete Hatay'ın Lefkoşası'nı konuşmak için bu programı bölümlerce çekmek lazım ama yayın süremiz bu kadarına müsaade ediyor. Çok teşekkür ediyoruz yeniden. Bize zaman ayırdınız. Sağ olun. Sağ olun. İzleyenlerimize zaman ayırdınız. Lefkoşa'yı sizin gözünüzden görme imkanı sağladınız. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.